takvime baktım da 5 sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o 5 sene bir de bana sor. Çok bakmıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor. Zaman geçmiyor. Eskiden su gibi akıp geçiyor zaman derdim. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Hapishanelerdekileri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün anneler günüydü, hatırlıyor musun? O günden beri anneler günü denen gün benim için daha da bir anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak ayrı bir acı veriyor bana. Sen küçük bir çocuktun daha. Hiçbir yere bırakmazdım ben seni. Öyle savunmasız, öyle masumdun ki kimselere güvenip yollamazdım. Yanımdan hiç ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olup da tanımadığın insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış, eski bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz. Kırgınlık mı? Belki. Kırgınım biraz. Geçen gün eski komşumuzun kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. Neden bıraktın anneni diye sormuş sana. Kendisi istedi demişsin. Maaşı da var, bakıyorlar. Yeri sıcak, her işi görülüyor. İçim rahat demişsin. Kendim istemiştim, evet. Bazen naz yapma kabilinden, yaşlanınca huzur evine gönderin beni, kimseye yük olmak istemem derdim. Ama içten içe hiç konduramazdım bu durumu. Ne kendime, ne sana. Bırakmaz beni bir yere derdim. Tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi. Beni hiç bırakamazsın sanırdım. Yaramaz bir çocuktun sen. Yerinde duramayan, serseri bir mayın gibiydin. Kaç kez ısırdım dudaklarımı sana bağırmamak için. Kaç kez sıktım yumruğumu vurmayayım diye. Ama hiç vurmadım sana. Hiç kırmadım kalbini. Komşulardan biri sana çok yaramaz dedi diye aylarca onun yüzüne bakmamıştım. Kimse laf söylemesin, incitmesin isterdim. Tahammül edemezdim sana dikilen sert bir bakışa bile. Geçen gün bana buna kadın dedi bakıcının biri. Hasta bezini lavaboda unutmuşum. Arada oluyor, tutamıyorum diye vermişlerdi. Diğerleri de duydu ya, nasıl utandım bir bilsen. Daha ne laflar söylüyorlar da dilim varmıyor söylemeye. Kırar mıyım, incitir miyim diye kim düşünüyor ki? Çok hassastım eskiden bilirsin. Çabuk alınırdım. Hem benden titizimi vardı. Kimselerin işini beğenmezdim. Şimdi yemek yerken bile yoruluyorum. Üstüme döküyorum. Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyup uzun uzun öylece kalmayı ne çok özledim. Yaşlansam da geleceğe dair umutlar besliyordum buraya gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm nasıl olsa. Artık yorgunluklar biter. Ben rahat otururum, torunlarımı severim diyordum. Sen sorarsın, anne ilacını getireyim mi? Bir şeye ihtiyacın var mı diye. Arkama yastık koyarsın. Kesemediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken kanattıklarını bilmezsin tabii. Gerçi benden daha da beterleri var burada. Emine bacı vardı mesela. Köyden gelmişti. Bir ay kadar oldu öleli. Bir sene evvel de Alzheimer hastası olan kocası ölmüştü. Çok çekti zavallı. 3 oğlu varmış Emine bacının. Aslan gibiymiş hepsi. Ben görmedim. Gelmezlerdi hiç. 3 adam bir anayı sığdıramamışlar evlerine. Bağ bahçe gezmeye alışmış kadın. Hiç oturup kalmamış yerinde. Burada nasıl zorlandı, neler çekti Allah biliyor. Her yaz köyüne gidecek diye umut ederdi. Haber göndermiş oğlu. Annemin ancak ölüsü çıkar oradan demiş. Köylülerden çıkarıp bakmak isteyenler olmuş. Ona da izin vermemişler. Bir keresinde pencereden atlamaya kalktı da zor tuttu bakıcılar. En son oğlu bayramlık göndermişti.
zıkkım olsun ondan gelen dedi. Giymedi elbiseyi. Hiç oğlum yavrum demedi. Köyüm dedi. Evim dedi durdu gariban. Bir sabah yatağında ölü buldular. Ölümü bile yalnız oldu Emine bacının. Of of, hangisini anlatsam daha neler var neler. Şu bakıcı kadını sevemedim bir türlü. Sanki özel olarak seçmişler. Bu kadar mı merhametsiz olur bir insan? Hiç mi gülmez yüzü yahu? Her gün odaya gelince burnunu tutuyor, pis kokuyormuş. Pencereyi sonuna kadar açıyor. Mutlaka yarım saat açık tutuyor. Çok üşüyorum. Zaten parmaklarında da can kalmamış. Sanki kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Hatırlar mısın ilkokula gittiğin o yılları? Kışın kuzine sobayı yakardım. Sen gelmeden yemeği hazır eder, sobanın üzerine koyardım. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın. İlk işin tencereye bakmak olurdu. Genelde sevdiğin yemekleri yapardım. Ellerin üşümüş diye avuçlarımın içine ellerini alır ısıtırdım. Öperdim, öperdim. Sık sık uğrarım demiştin. Tam 8 ay olmuş uğramayalı. İşlerin yoğunmuş, zamanın yokmuş. Torunların da sormuyor demek. Yeni eve taşınmışsın, aldım haberini. Arkadaşın Zehra söyledi. Vefalı kızdır, arada geliyor sağ olsun. Annesi de babası da yanında vefat etmiş. Hiç bırakmamış bir yere, yanından ayırmamış. İmrenmedim desem yalan söylerim. Evi çok büyük dedi. Kocaman odaları, geniş bir balkonu varmış evinin. Yeni mobilyalar almışsın, eskileri elden çıkarmışsın. Tıpkı beni çıkardığın gibi. Her şeyi sığdırdın da evine, bir beni sığdıramadın. Hadi onu da geçtim. Bir kere anne gel evimi gör, birkaç gün kal bile demedin. Zehra'ya anneler gününde görmeye gideceğim demişsin. Ben anneler gününü hiç beklemiyorum biliyor musun? Anne olmak acı verir mi insana? O gün bana acı veriyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissedemediğim için belki de. Bir evlat, bir torun sevemezsen, çevrende anne diyen olmazsa sana, ne anlamı var anne olmanın? Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam darısı başıma diyorum. Hayaller, umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulümmüş meğer. Kim icat etmiş bu huzursuz evleri? Hayırsız evlatlar evleri. Evladın hayırsızı huzur evine terk eder annesini, babasını. Kim icat etmiş bu huzursuz evleri? Rahat yüzü görmesin deyip her gün beddua ediyorum. Huzur eviymiş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanımadığım, mizacımın uymadığı insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiçbir şey bana ait değil. Söz hakkım yok. Elbiselerim bile benim değil sanki. Allah'ım, al emanetini, ne olur bu yükü taşıyamıyorum. Bu huzursuz evleri icat edenler mi çıkarmış anneler günü denen yalancı günü? İnsanlar yaşlı annelerini bu evlere kapatsın da sonra anneler günü olunca ziyaret etsinler diye öyle mi? Bak yine geldi o uğursuz gün. Zehra geleceğini söylemişti. Gelsen de bir, gelmesen de artık. Ben anneler gününü hiç sevemedim biliyor musun? Dünyalara sığmayan anne yüreğim huzursuz bir odaya hapsedildi. Ne sevmenin, ne anneliğimin bir anlamı yok artık. Çok üşüyorum. Hem parmaklarında da can kalmamış sanki. Kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Her şeyleri sığdırdın evine de, bir beni sığdıramadın akuzum.